Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Kendilerini ne ticaretin ne de alışverişin Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymadığı erkekler. Onlar yüreklerin ve gözlerin dehşetten ters döneceği günden korkarlar. Nur suresi 35, 36, 37, 38. Malum bu Nur surenin bu 36, 35. ayetten itibaren der ki yerin de göğün de nuru Allah'tır. Malum ayet-i kerime devam eder. Akabinde tarif eder. Müminlerin vasıflarıyla alakalı. Bu tarifte en önemli şey onları Allah'ı zikretmekten hiçbir şey alıkoyamaz. Ne ticaret, ne alışveriş, ne mal, ne mülk, hiçbir şey. İnsanlara tatlı gelen ticarettir. Para kazanmaktır. Dünya ile alakalıdır. İnsanlara tatlı gelir. Alışveriş etmek, yüksek meblağlarda para kazanmak, bu noktada dünyevi olarak kendini belli bir noktaya getirmek, rahatlığa kavuşmak, bu insanlar için vazgeçilmez şeylerdir. Ama bunlardan vazgeçen, yani bunlardan vazgeçmek demek, Allah'ın zikrini etkileyecek noktada, onun dersini, onun namazını, onun dini noktadaki duruşunu, mücadelesini, onun dini hayatını, yaşantısını, dini olarak hem yaşamada hem yaymada ne yapacak? O kimse bu noktada Allah'ı zikretmekten hiç geri durmayacak. Cenab-ı Hak cümlemizi de onlardan eylesin inşallah. Bugün böyle bir ayet-i kerime okuyayım dedim bununla alakalı. Niyetim oydu. Çünkü burada niyetime uygun sorular da var. Son seçimle ilgili görüşleriniz nelerdir? Bu noktada ben ümmetim yanlışta toplanmaz hükmüne tabi olanlardanım. Bir şey seçiliyorsa insanlar bir şeyi seçmekle mükelleflerse bunun iyisini, doğrusunu, güzelini seçmekle mükellef. Eğer söz konusu olan şey dindarlıksa bir kimse için ve hayatını komple dinin üzerine odaklıyorsa bir kimse her neyi seçerse seçsin. Bakın her neyi seçerse seçsin. Bunun dindar olanını seçmekle mükellef. Dindar olan. Mesela dinin kendi içerisinde kuralları vardır. Siz bir kimseye nasihat edecekseniz oturur ona nasihat edersiniz Müslüman kardeşinize. Onu eleştirmek, onun arkasından kuyu kazmak, onu bu noktada Müslümanların önüne çıkarıp rezil zebil etmek dini şey değildir. Ölçüyü konuşursunuz. Mümkün olduğunca, aynı hatayı ben de işliyorum zaman zaman. Mümkün olduğunca Müslümanlar bu hatalardan uzak durmalı. Ama diğer Müslümanları uyarma adına orta yerde böyle olmazsa olmazlar var ise bunun uyarısını insanlar yapabilirler. Ama ve lakin işin içerisinde Türkiye'de çok şeyler giriyor, çok şeyler karışıyor.
Yani Türkiye'de seçimler olurken dışı, dışarıdakilerin içerideki uzantılarını görmeden edemezsiniz. Dünya üzerinde bir oyun var, bir tezgah var. Dünya üzerinde bir deccaliyet sistemi var. Bu deccaliyet sisteminin ekonomisi kapitalist sistem, para babaları. Bunun askeri sistemi NATO. Bunun, bu deccaliyet sisteminin ahtapot gibi kolları, ayakları var. Birleşmiş Milletler, IMF, yani o kapitalist sistemin bankası var, IMF. O deccaliyet sistemin oturtmuş olduğu dünya üzerinde bir sistem var. Bir kimse la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorsa bu sistemle mücadele etmekle mükellef. Biz Müslümanız. Bu mücadelemiz dini standta olur. Ben Müslüman kimseyim. Kendi nefsim için söylüyorum. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demişim. Benim bu mücadelem dini standta olacak. Dini dairede, dini atmosferde olacak. Ben bir şey yaparken kendimce bu dini dairenin içerisinde düşünerekten bir şey yapacağım. Ben dışarıdaki uluslararası oyunun oyuncusu olmamaya gayret edeceğim bile bile. Uluslararası o deccaliyet sisteminin bir parçası mı olacağım? Yoksa ben vatanım, milletim, dinim, imanım için mi duracağım? Benim için mesele bu. Benim için Türkiye'de hangi partinin kazandığından önce benim için bu felsefe önemli. Ben 13 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında ülkücülükle tanıştım. Orta 1'e gidiyordum ülkücülükle tanıştığımda. Malum bunu da açık açık söylüyorum. Bundan utanacağım, gocunacağım, pişmanlığım yok. Ben 12 Eylül bittikten sonra yaklaşık askere gitmezden önce siyasi hayatımı kapattım. O güne kadar olan siyasi hayatım bitti benim için. Ben dedim ki kendimce biz bunun mücadelesini verdik. Bunu açık açık söylüyorum. Ama bizim tepemizdeki insanlar bizi kullanmışlar. Biz bilemedik bunu. Bunu göremedik. Gençlik. Ve kendimce, kendi dairemde ben askerden sonra her şeye tövbe edip geri döndüm. Yani geri döndüm derken her şeye tövbe ederek kendimce dedim ki dinimi yaşamam lazım. İşte bırakmam gereken haram unsurları bıraktım. Kendimce namaza başladım. Bunun üzerinde kendimce dedim ki benim bir şeyhe, bir mürşide ihtiyacım var. Bir tarikata bağlanmam lazım. Cenab-ı Hak nasip etti, vesile etti. Nevşehirli Abdullah Gürbüz Efendi'ye bağlandım. Ondan sonra benim siyasetle alakalım iyice kapandı. Ta 93 mi 94'e kadar mı ne? Bir ittifak etmişlerdi yine. Refah Partisi, yok o zaman için Milli Selamet Partisi miydi, neydi? Ondan sonra MHP, Edip Ali. O zaman Şeyh Efendi'den geldiler, beni istediler. Konuşmacımız olsun. Hem onu işte ne şey yapalım, meclise alalım filan gibisinden. Şeyh Efendi de müsaade etti. Hatta dedi ki, oğlum bunlar sözlerini yerine getirmezler ama seni almak istiyorlar. Ondan sonra alsınlar dedi. Ben de seslenmedim zaten. Ben nereye, kaçıncı sıraya koyduklarına bile bakmadım.
O zaman için bir bölge verdiler bize. Biz o bölgede Allah rızası için sohbet ettik. Kahve kahve, köy köy dolaştık. O siyasi konum benim şeyhim emriyle de alakalıydı. Bitti o da. Ondan sonra ben günlük ve aktif siyaset bu noktada, partisel noktasında hiç durmadım. Bundan sonra da durmayacağım. Bunun da altını çizeyim. Bunun altını çizerken öyle Cebrail kardeşim gelse bir parti kur dese ben kurmam deyip de siyasetin göbeğine de düşecek değilim. Bunun da altını çizeyim. Bir kimseye Cebrail aleyhisselam bir şey derse çok özür dilerim ama o haddi aşan bir sözdür. O kimse gider onu kuzu kuzu yerine getirir. Çünkü Cebrail aleyhisselamdan gelen emir Allah'ındır. Bu sözden geri dönmüyorsa bir kimse küfür üzerinedir. Bakın bu sözden o kimse geri dönmüyorsa küfür üzerinedir. Bu sözü halka ilan ettiyse bu sözden geri döndüğünde halka ilan etmesi gerekir yine. Birisi bu sözden dolayı o küfür ehlidir dese günaha girmez. Neden? Söz orada duruyor. Biz o sözden geri döndük diyorsa o zaman Müslümanların bunu konuşmaları caiz olmaz. Bir kimse bir sözden geri döndü. Ya hata yapmışız. Heyecana kapılmışız. Böyle bir hezeyan sonunda bunu söylemişiz. Söyler insanlar. Çünkü bütün herkes bu noktada bir tek Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hatasızdır. Bir tek o bu noktada kusursuzdur. Geri kalan herkes hata kusur eder. O yüzden bu noktada ben bir partisel manada benim bir siyasi duruşum olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Hani ben bundan sonra da olmayacak dediğim şeyler var ya, bunların içinden birisi de o. Ama ve lakin ben bu memleketimi severim. Memleketime bu noktada bağlıyım. Memleketimin insanının refah içerisinde, huzur içerisinde, mutlulukla hayatını devam ettirmesini, dünya üzerinde Kur'an ve sünnetin hakim olması için mücadele etmesini isterim. Bu benim isteğim. Bu benim ülküm kendi dairemde. Bu toprakların insanları Kur'an ve sünneti önce kendi nefislerinde yaşayıp ondan sonra dünya üzerinde Kur'an ve sünnetin yaşanması için buna vesile olmalı. Dünya üzerinde nerede mazlumlar varsa o mazlumların ahını yerde bırakmamalı. Dünya üzerinde nerede bir aç varsa, nerede bir açık varsa, nerede bir vahşet varsa, nerede bir terör varsa gönlüm arzu eder ki bu insanlar, bu insanların eliyle dünya nizam bulsun. Bu benim içimde var, bu benim dışımda da var. Benim ülküm de bu, kendimce. Benim hedefim de bu. Ben sadece sufili kenarda oturup Allah'ı zikretmek, hiç etliye sütteye karışmamak olarak algılamıyorum. Böyle algılamıyorum. Buna siz ister eski Alparen ruhu deyin, siz bunu ister hani Müslümanların, Ashab-ı Resulullah'ın ilk zamanlardaki o aşkınlığı deyin, siz buna ne derseniz deyin. Benim duruşum bu. O yüzden Türkiye'deki seçimler hiçbir zaman kendi haline bırakılacak seçimler değildir. Hele bu son seçimlerde hiç bırakmazlardı. Bırakmadılar da zaten. Türkiye'de bir 12 yıllık iktidar var. Bu 12 yıllık iktidarın getirmiş olduğu bir zenginlik var şu anda. Yaklaşık resmisi yani devlet ve devletin dışında yani işte iktisadi olarak, ticaret olarak şirketlerin elinde, ne bileyim işte kurum ve kuruluşların elinde ve devletin elinde Türkiye'de yaklaşık yani 3 aşağı 5 yukarı 550-600 milyar dolar dönüyor. Böyle bir zenginlik var şu anda.
28 Şubat'ta bu ülkenin yaklaşık 140-150 milyar doları gitti. Benim tezim ya, o zaman için ne kadar vardı Merkez Bankası'nda? 25-30 milyar dolar vardı. 25-30 milyar doları varken Merkez Bankası'nın, bunlar bu 28 Şubatçılar ülkeden 140-150 milyar dolar sadece devletten götürdükleri. Sadece devletten götürdükleri. Şimdi devletin kasasında ne kadar var? 130 milyar dolar. O zaman 30'muş, 130 götürmüşler. Ben öyle öyle söyleyeyim. Şimdi 130'sa şimdi 630 götürecekler demektir. Böyle hamasi nutuklara karnım tok bir. Bu para 28 Şubat'ta alevere dalevere gitti mi bu para? Gitti. Şimdi de gider mi? Gider. Ben buna üzülürüm. Ülkem için üzülürüm. Kendi insanım için üzülürüm. Diyeceksiniz ki ya işte nasıl gider? Kardeş, o götüren Kemal Derviş, isim olarak söylüyorum. Şimdi yine CHP, MHP koalisyonu, HDP koalisyonu kurulursa ekonominin başına düşündükleri kimse yine Kemal Derviş. Kim Kemal Derviş? Uluslararası Deccal sisteminin ekonomiden sorumlu, ekonomiyle alakalı ayağının, IMF'nin adamı. Orada çalışıyor gene. Yine orada çalışıyor. Oranın maaşlı elemanı. O zaman da oranın maaşlı elemanı da geldiler buraya dışarıdan bakan olarak atamasını yaptılar. Türkiye ekonomik olarak felç etti. Paraları aldı. Gitti. Nereye gitti? Yine eski görevine gitti. Hatta taltif ettiler. Daha yüksek bir göreve getirdiler. Niçin? Ödüllendirdiler. Dediler ki sen gittin, kendi ülkeni soydun, bize peşkeş çektin bu paraları. Bu paraları bize peşkeş çektin. Al seni taltif ettik. Hatta Türkiye'deki başarısından dolayı ondan sonra gittiler yine bir İslam ülkesinin başına onun danışman yaptılar gene bir ülkenin başına. Orayı da soydu IMF için. Orayı da götürdü. Ondan sonra bir üst kademeye daha çıktı. Şimdi bir üst kademeye çıkınca daha da şuurlandı, daha da bilinçlendi. Daha da bu işi bilir hale geldi. Şimdi olası bir böyle bir koalisyonda nereye gelecek? Yine ekonomiden maliyede, ekonomiden baş sorumlu olacak. Gelecek şeyin başına. Ne o? Birimin başına 630 götürecek bu sefer. Bu millet ne gördü ne görmedi hiç itiraz etmem ben. İnsanlar böyle takdir etmişler, böyle oy atmışlar. Dışarıdaki insanlar bunu rahat bırakırlar mı Türkiye'yi? Bırakmazlar. Türkiye'deki insanlar bunları görebilecek noktada, seviyede değil. Değil. İnce çizgiyi fark edebilecek ne kadar insan var? Bir de böyle bir düşman algısı da oluşturdular. Herkes o düşman algısıyla yürüdü. Şimdi bakın gazetelere, internet haberlerine, televizyon haberlerine. İşte AK Parti'nin oyunun düşmesine kimlerin sevindiğine bakın. Yeter. Sen kimle sevindiğini gör, kiminle haşr olacağını da gör. Ha, birileri bunu açık açık, bu büyük bir
organizasyondu, büyük bir operasyondu bu. Bu organizasyon, bu operasyon tam olarak başarıya ulaşmadı yine. İstedikleri olmadı. Cenab-ı Hak koruyor şu anda hala da bu insanları, bu milleti, bu devleti. Dualarla, zikirlerle Allah koruyor. Yani onların net düşündükleri puan 33'lerdi. ...32'lere, 33'lere düşecek. CHP büyük bir oy alacak. Ondan sonra MHP alacak, HDP alacak. Büyük bir oyla gelecekler. Kemal Derviş de gelecek, oturacak. Mesele bitecek. Allah koruyor. Allah koruyor. Şu anda böyle bir türlü ne olacağını, ne gideceğini bilmiyor. Merak etmeyin. Dua edin. Memleketiniz için dua edin. Parti için değil. Bizim partiyle işimiz yok. Bizim işimiz memleketimizle alakalı. Biz memleketimize hayırlısını istiyoruz. Bizim duamız, bu noktadaki zikrimiz, fikrimiz, düşüncemiz, hareket tarzımız memleketimize hayırlı bir sonuç. Cenab-ı Hak mümin kullarının kalbine doğruyu ilham etsin. Amin. Ve mümin kulların etrafında memleketimizin insanların toplanmasına yardım etsin. Amin. Yoksa bizim böyle bir A partisi, B partisi bizim derdimiz değil mi? Biz öyle partizanca bir şey yapma noktasında değiliz. Hiç. Memleket faydasına ne olacaksa biz onu alkışlarız, ona dua ederiz. O yüzden inşallah ülkenin insanları gün geçtikçe her ne kadar ince siyaseti göremeseler dahi değişik algılarla, değişik böyle yönlendirmelerle hareket etseler dahi Cenab-ı Hak muhafaza etti, koruduğuna inanıyorum ben. İsrail, Amerika ve İngiltere'nin bu seçimlerdeki rolü nedir? Türkiye'den hedefledikleri, istedikleri nelerdir? Bu noktada bu İsrail'de, Amerika'da, İngiltere'de de İsrail yanlısı bu dediğim deccaliyet sisteminin kolları var. Bu deccaliyet sisteminin merkezi Londra'dır. Bunun kral tahtında kraliçe oturur. Amerika bu meselenin agresif vurucu gücü, koçbaşı gibi durur. İsrail Orta Doğu jandarmasıdır. İsrail'e bir görev biçerler, İsrail o görevini yerine getirir. İngiltere, İngilizler ortalıkta görünmezler. Onların önündeki ortalıktaki perdede görünen Amerika'dır. Bu seçimlerde onlar istediklerine ulaşamadılar. Dedim ya her seçimin bir de dış etkileyicileri vardır diye. Bu üç devlet dış etkileyiciydi. Bunların adamları, elemanları var. Basındır, yayındır, sosyal medyadır, Türkiye içerisinde. Dini cemaattir, tarikattır. Evet. Şimdi Kurtuluş Savaşı olmasın diyen, İngiliz mandasını isteyen bir kısım tarikatlar vardı da, şimdi o İngiliz mandasında devam edenler yok mu zannediyorsunuz? O gün için İngiliz mandasını kabul eden dini oluşumlar var da
vardı da şimdi yok mu zannediyorsunuz? Bunlar hiç kaybolmadılar. Bunlar hiç yok olmadılar. Sizin dergahınız, sizin tekkeniz o yüzden büyümez. Bizim dergahımız, bizim tekkemiz vatan mücadelesi vermiş bir tekkedir. Benim şeyhimin şeyhimin şeyhi Kuvvay Milliye'ye dervişleriyle beraber katılmış bir dergahtır. Hem dervişleriyle hem de bir teneke altın göndermişler o zaman ta şeyden Afrika'dan. O bir teneke altını da Kuvvay Milliye'ye vererekten biz vatan mücadelesi vermiş bir tekkenin devamıyız. Biz dün kurulmadık. Biz dünkü tekke değiliz. Biz 20 yıllık bir hareket değiliz. Biz 30 yıllık bir hareket değiliz. Biz 50 yıllık bir hareket değiliz. Dikkat edin. Cenab-ı Hakk'a ben hamd ediyorum ki vatan mücadelesi vermiş bir tekkenin devamıyız. Cenab-ı Hak bizi hasbelkader burada istihdam etmiş. Allah'a hamd ediyorum bu noktada. Biz de öyle İngiliz mandalını kabul edecek, Amerika'nın kucağına oturacak, İsrail'i otorite görecek bir fikriyata sahip değiliz. Kraliçe bizim kraliçemiz değil. Kraliçenin örtülü ödeneğinden kendilerine para devşirenler düşünsün. Saros'un vakıflarından, örtülü vakıflarından kendi vakıflarına para devşirenler düşünsün. Gizli bir şekilde çok entelektüel, çok dünya çapında olup da kendilerini gösterip de Saros'un emrinde fink atanlar düşünsün. O yüzden bu seçimlerde bunlar da fink attılar zaten. Hala da devam ediyorlar. Fink atmaya devam ediyorlar. Ne zamana kadar? İstediklerini alıncaya kadar. İstediklerini almak ne? Ekonominin başına kendi tahsilatçısını koyuncaya kadar. Ekonominin başına kendi tahsilatçısını koydu. Kaç ayda? Kaç ayda ütebilirlerse üttüler, işleri bitecek. Sen çalışacaksın, 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 kazanacaksın, didineceksin. Askeri ücreti 850 liradan 9 lirada tutacaksın. Devletim borcundan kurtulsun, çalışsın diye. Ondan sonra birisi gelecek, senin topladığını peşkeş çekecek. Bakın, basını iyi takip edin. Şimdi işaret fişeklerini dinleyin. Sonbaharda sizi bekleyen bir ekonomik kriz varmış. Sonbaharda. Bunu ne demek biliyor musunuz? Biz sizin ülkenizdeki paraları götüreceğiz kardeşim. Şimdiden de biz bunun altyapısını oluşturuyoruz. Şimdiden kriz çığırtkanlığına başlayıp işaret fişeklerini attık. Halkın algısını yerleştirdik. Halkın algısı ne? Sonbaharda kriz gelecek. Yani bugüne kadar yönetenler yönetemediler.
Krizi hep ötelediler, ötelediler, ötelediler. Kriz şişti. Bize anlatılan bu. Bu işaret fişeği verdik şimdi biz. Kriz yakın kapınızda. Bu şu demek. Biz bu ülkeden 600 milyar dolar alıp götüreceğiz. Ne olursunuz uyuyun. Bu seçimler muhakkak ki bu Deccal tarafından rahat bir seçim olmayacaktı. Ürküttüler insanları, korkuttular insanları. Dini bir de ayakları da var. Yani bir dini topluluk düşünebiliyor musunuz? Bir dini topluluk düşünün. Bir dini topluluk düşünün. Hep bize demiş ki biz Kur'an ve sünnet için varız. Hep bize demiş ki biz memleketimiz için varız. Hep bize demiş ki getirin paralarınızı kuzularım. Okul yapacağız, yurt yapacağız. Getirin paralarınızı yavrum. Herkes götürmüş paralarını. Getirin çocuklarınızı. Herkes götürmüş çocuklarını. Daha bugün daha bir şey duydum, içim dışıma çıktı. Karıştım. Ya bunları önceden duyuyordum. Yani kendimce diyordum ki hani böyle ya işte bazı yasaklar var. Hani işte üniversiteye girmek için başını açtırmak, bir makama ulaşmak için başı açtırmak, bir makamdaki bir kimsenin eşinin başını açtırması, başını açması biraz da askeriyede. Yani böyle bir taraftan şey veriyorduk. Ne o? Hani ya belki ya ben öyle demiyordum da hani toplum öyle diyordu. Hani belki ya toplumun algısı buydu öyle değil mi? Şimdi başörtüsüyle ilkokula gitmek dahi serbest. Ortaokula gitmek serbest. Liseye gitmek serbest. Üniversiteye gitmek serbest. Çalışmak serbest. Askeri olarak gazinolar serbest. Askeri alanlar da serbest. En son Genelkurmay genelge yayınladı. Başörtüsüyle alakalı askeri alanda da yani ister lojmanlarda ister ne bileyim işte lokantasında, kafeteryasında askerinin bu noktada sosyal kültürel bölgelerinde başörtüsü de yasak değil. Bir soruşturma açılmıyor. Herhangi bir şey yapılmıyor. Bildiğimiz bu şu anda. İçinde vardır eksiği noksanı. Bugün taze haber. Bir kardeş vardı. Ara sıra da bizim böyle benim de birebir görüştüğüm bir kızımız İstanbul'da üniversitede okuyordu. Cemaatle bir evlilik yapması için başını açmış cemaatten ablalar demişler ki bu işte asker subayla evleneceksin o yüzden de başını açacaksın. Başını açtırmışlar. Bunları normalde hani Müslüman Müslümanı eleştirmeyecek, konuşmayacak hep bu ölçü dairesinde susuyorduk ya. Yani bazen artık içim böyle kusacak gibi oluyor. Dayanamıyorum bunlara. Yani bir makama girmek için içki içmek. Bir kendini saklıyor hesapta. İçki içecek. Kendini saklıyor hesapta. Ne yapacak? Başını açacak. Kendini saklıyor hesapta. Namaz kılmayacak hiç. Ne için? Ne için? Dini mübini İslam'a hizmet edecekmiş orada. Hiç görmedik edeni. Başkalarının payendesi oldular. Kimin? İngiliz, İsrail, Amerika üçlüsünün, dörtlüsünün. O yüzden eğer bu millet bu oyunu çözemezse bir 10 yıl daha geriye gidecek. Bir 10 yıl daha geriye gidecek.
Cenab-ı Hak memleketimizi korusun inşallah. Amin. Ticaret ile uğraşan bir kişinin bu seçimden sonra ticari hayatın nasıl olmalıdır, nelere dikkat etmelidir? Bu noktada ticaretlerinize devam edin. Rutin işlerinize devam edin. Bu memleket bizim. Biz zarar etsek de bu memleketteyiz. Kar etsek de bu memleketteyiz. O yüzden memleketimizi bu noktada ister siyasi, ister ekonomik inkıtaya uğratacak olanlara biz bu noktada ödün vermeyeceğiz. Ne yapmamız gerekiyorsa ticaretse ticaret işimize devam edeceğiz. Bundan sonra ülkede kaos olacağını söylediniz. Konuşuluyor. Sizden dinleyebilir miyiz? Evet, bu noktada şu dairede önümüzde tehlikeli aylar var. Allah'a dua ediyoruz. Geceleri kalkın. Yapabilenler sabah namazına kadar uyumayın. Bu memleket için, bu memleketin insanları için dua edin. Ama böyle olacak deyip de pılınızı pırtınızı toplamayın. Korkaklığın şerrinden Allah'a sığınırız dedi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. İnşallah Cenab-ı Hak o görünen kaosu misal aleminde geçirsin. Amin. AK Parti iktidar olamamasının sebebini Okçular Tepesi olayı ya da Hızır'ın gemiyi delişi veya başarıyı komutandan bilen sahabelerin durumuna benzetebilir miyiz? Hayır. Yok. Ama bu yola çıkanlar muhakkak ki eğer bu ne yol olursa olsun. Yani biz bir kendi topluluğumuz olarak bir başarısızlık yaşarsak bu başarısızlığın sebebi bizizdir. Bunun sebebini kendimizde ararız. Onlar da toplanacaklar. Bu noktada bu sebebi kendilerinde arayacaklar. Okçular Tepesi olayını bağlayamayız. AK Parti topluluğu bir sahabe topluluğu değil. Başlarında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yok. Siyasi bir parti hatasıyla, kusuruyla, yanlışlığıyla, her şeyiyle bu noktada ne yapıyorsa, yaptıklarından, yapmadıklarından sorumlu. Ama bunu mesela, bu benim kendimce tespitim. Yani bunu maddeler halinde çok konuşabiliriz. Ama birinci derecede 4 tane bakanın durumu. Bunları bakanlıktan ve milletvekilliğinden uzaklaştırmak yetmezdi. Suç unsuru vardır yoktur bir şey diyemeyiz. Benim gözümle gördüğüm bir şey değil. Ama orta yerde bir şey dillendirildiyse, bir şeyler var ise, operasyon dahi olsa o kimse operasyon yememeli. Sen bir şeyin komutanısan operasyon yemeyeceksin kardeşim. Operasyona açık bir mücadele olmaz. Operasyona açık oluyorsan o zaman sıkıntı var demektir. Yok. Yani hayal böyle olmayan bir operasyon yaptılarsa onun olmadığını göstereceksin. Eğer operasyon yediysen sende bir sıkıntı varsa döneceksin, onun hesabını göreceksin. Bu dergahın içerisinde birisi zekat toplayıp parayı cebine koyuyorsa, ben de bunu görüyorsam, buna müdahale etmiyorsam, ben de onun kadar suçluyum. Ben de onun kadar suçluyum. Birisi bunu tespit etti de
bana gelip söylemezse o da suçlu. Bizim zakir kardeşlerden birisi sohbet parası, zikir parası, geldi parası, gitti parası, yan yattı parası, çamura battı parası alıyorsa kardeşlerden, istiyorsa, bunu dillendiriyorsa, o kardeşler de bunu bana söylemiyorsa, o zaman suçlu hepsi de. Ben bunu duyduysam, gördüysem, bunun gereğini yerine getirmiyorsam, o zaman ben de suçluyum. Birinci derecede bu. Siz bir yol yürürken dikkat etmek zorundasınız. Hele siz Kur'an sünnet diyorsanız, hele siz kendinizce kutsal bir vazife yaptığınızı düşünüyorsanız, siz herkesten fazla dikkat edeceksiniz. İkincisi ne? Benim nazarımda. Kardeş, devlet yatırımlar yapıyor. Harika. Havaalanları yapıyor, yollar yapıyor, hastaneler, sağlık, harika her şey. Ülke 200 yıldır görmediği hizmeti görüyor. Okuluyla, hastanesiyle, yardımlarıyla, her şeyle. Ama bir şey var. Ne? Bu insanlar ne kadar asgari ücret? 950. Nerede bizim müfettiş? Az önce gözüm göründüydü. Ercan nerede? Ercan, en düşük Bağkurlu'nun, emeklinin maaşı ne kadar? 850 lira mı? 809 o kadardı. Kaç? En son 750 mi oldu? En düşük Bağkurlu'nun maaşı 750 lira. Hayır yok kardeş. Hayır yok. Sen üçüncü havaalanını yapıyormuşsun. Yap kardeş ama. En düşük Bağkur emeklisinin cebinde 700 lira olmayacak. En düşük Bağkur emeklisinin, adam Bağkur emeklisi, en düşük. Yani 25 yıl, kaç yıl? 9000 iş günü, 25 yıl adam bir fiil esnaflık yapmış olması lazım. 25 yıl adam esnaflık yapacak, vergi ödeyecek, o adam 700 lira maaş alacak. Hayır kardeş. Yok. Bunları söylüyor mu? Bunları söyledim ha onlara. Bunları onlara söyledim. Dillendirmedim insanların içerisinde. Dedim ki en düşük emekli maaşını 1100 lira yapın. En düşük asgari ücreti dedim 1100 lira yapın. Bu insanlar dedim bu parayı yemeyecekler. Pardon, biriktirmeyecekler. Hani ekonomiye girmeyecek değil. Bu adam harcayacak bu parayı zaten. İkinci problem bu. Benim nazarımda. Üçüncüsü ahlaki meseleler. Tavırlar. Her şey. Eyvallah. Sonuçta inşallah kendilerini onlar da düzeltirler. Ama bunları böyle başları komutandan bilmek. Bunlar sahabe değil. Bunların başındaki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri değil. Bizde böyle her şeyi kutsallaştırmak kolay oluyor ya, bu kadar da kutsallaştırmayın, yok. HDP ve MHP'nin savaşa hazırlandığı söyleniyor, ne dersiniz? Yok. MHP kimseyle savaşmaz. Savaşamazlar. Savaşmaz, savaşamazlar. Asla.
asla. Daha ileri konuşacağım ama konuşmayayım şimdi. Günlük siyasete gireceğim, o yüzden konuşmayayım. Bu MHP ile alakalı değil, devletle alakalı. Bir yerden devlete bir telefon gelir, biter devletin işi. Devlete telefon gelecek olan yerlerde bellidir. Asmadan asmaz, atar imzayı. Hükümete gir dediğinde girer, atar imzayı. Siz onlarla çok bağırdığına bakmayın. Biz onu tanırız öncesinden. Bizim kanat ya orası. Orayı bize bırakın sesi. Biz orayı tanırız. Bir telefona bakar. Şunu unutmayın. Merhum Türkeş ölünce İsviçre bankalarında 3 trilyon bilmem kaç milyar dolar çıktı. Kendisi yemediği para. Sonra çocuklar birbirlerine mahkemeye verdiler ya, hala da mahkemeleri devam ediyor galiba. Bu para nereden geldi acaba diye bir düşünün, yeter size. O yüzden ona da birisi kaldırır telefonu, şunlarla koalisyon yapıyorsun der, bugün bağırır, yarın koalisyon yapar. Anladınız? HDP savaşır mı? Evet. Bu seçimde hayır görmemin bir tarafı da bu. Ben böyle 10.1 istiyordum. 10.1. Barajı 10.1 ile geçsin. 10.2 ile geçsin. İç kaos, kargaşa çıkmasın diye. Yoksa onlar barajı geçmemiş olsaydı hazırdı her şey. Ülke, her yer gezi olabilirdi. Bakın, bunda da bir hikmet görün. Ya devlet onu durdurmaz mı? Durdurur ama yönetilemez olurdu ülke. Bir şeyi durdurursunuz. Bizim normal insanlarımız, hani böyle şöyle söyleyeyim, fikirsel bir mücadelesi olmayanların bu olayları fazla sürdürmesi mümkün değildir. Mesela MHP bir olayı fazla sürdürmek isterse sürdürebilir. Gençliği sokağa dökmek isterse dökebilir. HDP sürdürmek isterse sürdürebilir. Ama Türkiye'deki İslami yapılanma, muhafazakar yapılanma sürdüremez. Siz yakamazsınız, siz yıkamazsınız, siz talan edemezsiniz, siz öldüremezsiniz. Siz kan dökemezsiniz. O yüzden de olayları siz tırmandıramazsınız. Siz caminin önünde toplanıp dua ederken dahi polisler nerede diye bakarsınız. Bir düdük caminin içinde dahi kalmazsınız. Evet. Ama bazıları camiye ateşe verebilir mi? Evet. Verdiler mi? Evet. Yaktılar mı camiyi? Evet. Ondan sonra da Cumhuriyet Gazetesi röportaj ediyor. Dağda yere izmarit dahi atmıyorlarmış. Bu kadar çevreci bir örgüt. Hani gelmiş ya Iraklılar,
Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah'a olacak herhalde. Sineğin kanıyla alakalı fetva sormuşlar ya, demiş ki bir kimse üzerine sinek konsa, onu da öldürse bu sineğin kanından abdest bozulur mu, bozulmaz mı? Mübarek demiş ki Hazreti Hüseyin Efendimizin kanı bulaştı size demiş. Başka ne kan arıyorsunuz daha abdestinizi bozmasın diye. Bu da onun gibi. Yani ülkeyi kaosa götürmüş. 35-40 bin kişi ölmüş. Şehit olmuş askeri, polisi, sivili. Dağda arkadaşlar yere izmarit bile atmıyorlarmış. Güneydoğu'nun Türkiye'den ayrılacağı söyleniyor. Ya bunu 40 yıldan beri dinliyoruz biz. Eğer normalde böyle bir şey İngiltere, Amerika, İsrail şu anda istiyorsa zaten orada bir iç savaş çıkarıp bunu yapabilirler, merak etmeyin. Veya bunu yapmayı düşünüyorlarsa eğer, o yüzden o zaman Türkiye'nin gücünü kırmak istiyorlardır. Ama Türkiye böyle bir güçlü durumdayken bunu şu anda becerip başaramazlar. Bir kardeş Kürtlerin hain olduğunu söylüyor. Geçmişte veya bu seçimde hainlikleri var mıdır? Biz bir kavmi, bir topluluğu, bir ırkı hain olarak nitelendiremeyiz. Bu dil yanlış bir dil. Bakın bu dil yanlış bir dil. O yüzden bu dili kullananlar bu ülkenin kardeşliğinin altına dinamit koyuyorlar. Bu dil yanlış. 2023'te Türkiye'nin süper güç haline geleceğini söylemiştiniz. Halen geçerli mi? Ben 2023 uzak, daha öncesinde Türkiye'nin daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum. İnşallah. CHP ve HDP'ye oy atan Müslümanın sorumluluğu var mı? Bütün oy atanlar sorumlu. Bir şeyi seçiyorsanız sorumlusunuz. Seçtiğiniz şeyin en iyi, en güzel, en doğru olmasıyla mükellefsiniz. AK Parti içindeki bozukluk ve çürüklük bu işi nereye götürür, bile bile oy atanlar mesul müdür? Normalde bir kimse, örneğin işte o 4 tane bakan hala daha orada olsaydı mesul olurdu herkes. Bunların içerisinde bildikleriniz, tanıdıklarınız var ise evet mesul olur insan. Ama sonuçta 5 kişi var. Birisi namaz kılıyor, 4'ü kılmıyorsa siz namaz kılanı seçmekle mükellefsiniz. CHP, MHP ve Fethullah Gülen cemaatinin HDP'ye oy toplamasını nasıl yorumluyorsunuz? Bu uluslararası oyunun yurt içi tecelliyatı. Bu uluslararası bir tezgah. Az önce dedim ya Amerika, İsrail, İngiltere gibi, daha bunun ilaveleri var. Bunların yurt içinde payandaları var. Bunların siyasi payandaları var, ekonomik payandaları var, basın payandaları var, dini payandaları var. Dini payandasını cemaat üstlendi. Bayağıdan beri üstlendi zaten. Var güçleriyle bu meselede ne yapmaları gerekiyorsa yapıyorlar. Bu artık iştahat, biz böyle iştahat ettik deme noktasından çıktı bu. Yani bir şeyde bir iştahat edersin, bak bir iştahat ettin, bu mesele abdestin farzı gibi bir mesele değil ki. Ama yok, bu bitti artık bu mesele, bunun tartışması yok şu anda. Yani hedef Selahattin Demirtaş Amerika'ya gitti, Amerika'dan emirleri, planı, projeyi aldı getirdi. Dumanı bol olan gazeteci de gitti Diyarbakır'a. Onlar da planı, projeyi bir güzel oturtturdular, yerleştirdiler. Mesele bitti. Bunun artık bunun lamı cimi yok.
Hatta daha ileri söyleyeyim, keskinleşeyim biraz. Bu konuda artık cemaatin Türkiye'ye dönüp de söyleyecek bir sözü de yok. Bitti bu mesele. Artık bu saatten sonra çuvaldız, mızrak çuvala sığmaz artık. Bitti. Benim nazarımda bitti. Bunu açık ve net söylüyorum. Ya bir Müslüman kardeş, işte dini bir cemaat konuşmayalım, etmeyelim, böyle hani dilimizi tutalım noktasında duruyordum. Ama yok, bu mesele bitti. Açık yani bu. Hiç bu noktada artık böyle ya acaba mı diye ya konuşmayayım gibisinden böyle bir şey yok artık içimde. Yok, kesin. Yani ben çünkü 76'dan 77'den beri takip ettim bir şey. Ha yok. Hiç kafamda şek şüphe yok ya. Hiç yok ya. Bakın hiç yok. Hatta daha da böyle içim keskin ama size o keskinliği aktarmak istemiyorum. Bu benim kendi şahsıma ait yani. Fethullah Gülencilerin güçlü, haklı ve boyun eğme özellikleri var. Kur'an sünnet tarihinde bu işin doğrusu nedir? Gülencilerin güçlü, haklı ve boyun eğme özellikleri var. Hiç de güçlü değiller. Uluslararası arkalarında bir güç var. Uluslararası arkalarında bir para var. Uluslararası bir akıl var. O uluslararası parayla, akılla ve milletten topladıkları zekatla, himmetle operasyon yapıyorlar. Yurtlara oturtmuşlar 50 tane, 100 tane talebeler. Hepsinin altında ellerinde bilgisayar, laptoplar. Harıl harıl sosyal medyayı kullanıyorlar. Buralarda çalışan çocukların ailelerinden telefon geldi. Böyle böyle yapıyorlarmış hocam. Her yurtta, her dershanede, her okulda bu tip bir teşkilatlanma yapmışlar. Bununla harıl harıl çalıştılar. Çalıştılar. Ve başardılar da. Beklentilerinin üzerinde bir vazife yaptılar. Bu noktada şey yok yani. Beklentilerinin üzerinde bir vazife yerine getirdiler. Eğer Kur'an ve sünnet noktasında insanların hidayet olması için bu kadar mücadele etselerdi, Türkiye'de bayağı hidayet noktası yukarı çıkardı. AK Parti'nin geriye düşmesi için çalıştıkları kadar Allah'a çalışsalardı, Allah'a çalışsalardı, bu ülke rengi değişirdi. Kul halini değiştirmezse Allah onun halini değiştirmez. Türkiye'deki durum da bu yönde mi? Evet. İnsanlar bunu görecekler, yaşayacaklar, tecrübe edecekler. Bir şeyi senin bilmen yeterli değil. İnsanlar bunu görecek, tecrübe edecek. Şimdi kamuoyu yoklamaları araştırıyorlar ya. Ne diyorlar şimdi? Şimdi seçim olsa AK Parti 49 alacak diyorlar. Neden? Gördü insanlar. Yaşadılar. Onlar da yaşadılar şimdi. Herkes kendince dersini alacak. AK Parti'nin İslam'ın sancaktarlığı yaptığı söylentileri doğru mu? Bu abartılı bir söz. Hiçbir parti, hiçbir kimlik, hiçbir kişilik, hiçbir tarikat, hiçbir cemaat kendince İslam'ın sancaktarı diyemez. Böyle vasıflandırması yanlış. Asla. İslam'ın sancaktarlığı bir partiye düşmez. Bir cemaata, bir tarikata düşmez. Allah muhafaza eylesin. Amin.
Ancak o sancaktarlığa herkes hizmet eder. İslam'ın sancaktarlığına herkes hizmet eder. Kendince. CHP ve HDP'ye oy atanlarla ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Onlar da bizim kardeşimiz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bizim kardeşimiz. Herkes hata yapar, herkes eksik davranabilir, herkes yanlışlık yapabilir. Gıybet edenlerle konuşmuyor musunuz? İftira edenlerle konuşmuyor musunuz? Adam gitmiş bir oy atmış. AK Parti rızık dağıtan mıdır, vesile olan mı yoksa hiçbiri mi? Rızık Allah'a aittir. Başarı nedir sizce? AK Parti başarılı mıdır? Başarılıdır desek hata yapmış oluruz. Başarının da başarısı vardır. Ne zaman bu ülkede Kur'an ve sünnet hakim oldu, o zaman başarılıdır o hareket. İnşallah.